Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı düğmeye bastı. Başvuru şartlarına uyanlar bir yıl boyunca maaşa bağlanacak. Asgari ücretin 17.002 TL olarak açıklanmasının ardından gözler memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarına çevrilmişti. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, Aralık ayında enflasyon aylık %2,93, yıllık ise %64,77 olarak belirlendi. Enflasyonunun açıklamasının ardından SSK ve Bağkur emeklisi maaşlarına gelecek zam da belli oldu. Asgari ücret ile birlikte birçok kaleme de zam gelirken sosyal yardım ödemeleri de artacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yardım ödemelerine çeşitli oranda zam yapacak. Dul ve yetim maaşları, evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı, engelli aylığı gibi birçok sosyal yardım ödemesi ihtiyaç sahiplerine zamlı olarak yatacak. 6 aylık enflasyon oranı netleşti. 6 aylık enflasyonun 37,55 olarak belirlenmesiyle birlikte 2024 yılı maaşlara yapılacak zamlar da netleşti. Vatandaşlar her yıl maaş zamlarıyla birlikte artan sosyal yardım ödemelerinin 2024 yılında ne kadar olacağını merak etmeye başladı. Sosyal yardım ödemelerine yapılacak zam miktarı da belli oldu. Bu kişiler MAAŞ'a bağlayacak. Evde bakım maaşı alan vatandaşlar, Memur zammına bağlı olarak sosyal yardım ödemelerini geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2024 yılında da her ay alacak. 2023 yılında evde bakım maaşını 5098 TL olarak alan vatandaşlar 2024 yılından itibaren her ay 7608 TL olarak alacak. Bakanlık 2024 yılında başvuru kriterlerine uyanları maaşa bağlayacak. Kişi başı düşen gelir hesaplanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verdiği evde bakım maaşı ödemelerinden yararlanmak için bazı şartlar bulunuyor. Başvuru yapacak kişi, gelirleri hesaplanıp kişi başına düşen gelir seviyesine göre evde bakım maaşı ödemesi alabilir. Kişi başına düşen gelir ise mevcut 17.002 TL olan asgari ücretin 2 bölü 3 günden az olması gerekir. Gelir testi raporu tespit edilerek başvuru yapılabilir.